Arkadaşlar merhaba, ben Müştü Hoca. Ne yapıyoruz? Bomba gibi devam ediyoruz hocam. Paragraf kampındayız ama biraz böyle cümlede anlamla da yoğrulmuş güzel bir soru tarzıyla karşınızdayım. Son 3-4 yıldır taktılar hocam bu soru tarzına, soruyorlar. Bir 4-5 yıl önceye git göremezsin hocam. Bir 5 yıl önceki sınavlara bak, mümkün değil göremezsin. Son 3-4 yıldır orijinal sorulardan, yeni nesil sorulardan çok iyi bir soru tarzıdır. İki cümleyi birleştirme. Hani bize iki tane cümle verir? Ve sonra bu iki cümlenin anlamca, değil mi, anlamca kaynaşmış, birleştirilmiş en doğru hali hangisidir diye sorar ya, gelin isterseniz. Haydi hocam, gözlerimiz yaşarsın, güzel bir taktik gelsin. Verilen cümleleri, bize iki tane cümle verecek nihayetinde. Bir iki sözcükle, çok fazla değil, burada şu anlatılıyor, burada bu anlatılıyor, kısaca özetlemeli. Ve bu sözcükleri ya da sözcüklere yakın ifadeleri seçeneklerde bulmalısınız. Yani kısa bir özet yapmalısınız sınav anında. Ondan sonra da artık o özetinizi şıklarda bulmaya kalacak iş. Nereden başlıyoruz hocam? Tabii ki bu soru tarzını hocam fulleten paragrafa koymuştum. Sonrasında da neyin peşindesine koyduğum. Fulleten paragraftan başlayacağız bu sefer. İki cümleyi birleştirme. Test 1 arkadaşlar, elinde kitabımız olanlar beraber gidelim lütfen. Soruyu önceden çözmeyin. Yavaş yavaş bir ilerleyelim. Mantığını bir görelim hocam. Ondan sonra yavaş yavaş üzerine gideriz hocam. Şimdi ne diyor? Anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş halini soruyor. Bakalım. Söylediği her şeyin birbirini desteklediği bir insanın yaşantısıyla söylediklerinin tutarlı olmaması noktasında eleştirilen bir insanın yaşantısı bir olmayabilir. Bismillahirrahmanirrahim hocam. Ne diyorsun hocam sen? Bu cümle ne anlattı? Söyle bana, hadi bir çırpıda söyle, mümkün mü? Değil mi? Sınavda da bunu yaşamıyor musun zaten? Şu an ne dediğini anlamadık değil mi? Ne dediği belli değil. Bunu sınavda yaşıyoruz. O yüzden bir daha dönüyoruz. Ne diyor hocam? Söylediği her şeyin birbirini desteklediği bir insanın yaşantısıyla söylediklerinin tutarlı olmaması sıkıntı diyor. Tamam. Yani özü sözü bir. Eyvallah, ama yaşantısı çok. Öyle değil. Söylediğini yapan bir tip değil. Anladım. Kafamda az çok tutarsızlık gibi bir şey belirdi. Tamam. İki numara. Psikologların büyük bir çoğunluğu bireysel farklılıkların üzerinde dursa da tutarlı olma durumunun savunulan düşünceyi değiştirebileceğini desteklemişlerdir. Güzel. Şimdi her ne kadar bireysel farklılıklar olsa da diyor, tutarlı olma durumu diyor, savunulan düşünceyi değiştirebilir. Bunu söylüyorlar. Yani burada bir değişiklik söz konusu değil mi? Tutarsızlık, değişiklik. Tamamdır hocam. Uzattık. Başlıyoruz. Psikologların üzerinde durduğu bireysel farklılıklar tutarlı olmayan kimselerin bu yargıdaki değişimlerine ışık tutar. Çok güzel, ama bir numaralı cümle yok burada değil mi? A seçeneği adeta iki numaralı cümlenin özeti olmuş. Devam. Özellikle yaşantılarında tutarlı olamayan bireylerin psikolog incelemeleri sonrasında tutarlılığı kabul ettiğine tanık olunmuştur. Hayır, tutarlılığı kabul etmek yok, nereden çıktı? Bireysel farklılıkların belirleyici olduğunu dile getiren psikologlar bireylerin tutarlılıkları konusunu göz ardı etmişlerdir. Göz ardı edilen bir durum yok hocam, bakın gözün gelesi yok ya, dur. Dur. Devam. Psikologların az bir kısmı, tamam, bireysel farklılığın üzerinde durmamakla birlikte tutarlılık kavramı kişilerin yaşamlarını etkileyebilir. Bismillahirrahmanirrahim hocam. Tam besmelelik bir soru bu. Yani Denizli'yi anlayacağız da, değil mi? Yukarıdakiyle benzeştireceğiz de. Şimdi fulletenle başlamamız biraz şey oldu, sıkıntı oldu yani, risk oldu. Sağlam başladık çünkü. Çok iyi bir soru. Ya bunun ötesine bir soru mümkün değil ya. Öyle bir soru yok. Bak. Psikologların az bir kısmı bireysel farklılığın üzerinde durmamakla birlikte, ne demişti? Büyük bir çoğunluğu bireysel farklılığı üzerinde duruyormuş. Demek ki az bir çoğunluğu, geriye kalan az bir çoğunluk bireysel farklılık üzerinde durmaz. Yani dolaylı yoldan şu kısım 2 numarayı söyler bize. Tamam. Tutarlılık kavramı kişilerin yaşamlarını etkileyebilir. İşte burada işte yaşantılarıyla tutarlı diyor. Bu da 1 numara. Denizli. Yeryüzünde çok net söylüyorum hocam. Fulletenden falan olduğu için söylemiyorum. Net söylüyorum. Görüp görebileceğiniz bence iki cümleyi birleştirme sorularının en zoru. Daha ötesi yok. Vallahi billahi yok. Kafan rahat olsun. Mümkün değil ya. Mümkün değil. Cümleleri anlamadık ki biz. Çözelim değil mi? Peki hocam. Haydi üzerimize gelme. Devam. Ne diyor ikinci soruda? Ona bakalım. Yine aynen anlamca doğru biçimde birleştirilmiş hali. Çalışma kavramının kişiden kişiye değişmesi. Tamam. Çalışmadan alınacak verimin de beraberinde bir değişiklik göstereceğinin habercisidir. Ha tamam. Yani çalışmanın değişiyor olması çalışma kavramının tabii ki verimi de değiştirir. Yani verimin değişmesi. Verimin değişmesi. Tamam, cepte. Çalışmadan verim alınabilmesi, çalışacak kişinin kendini hazır hissetmesi ve hazır hissetmek. Bakın bunu yapmalısınız sınavda. Bu cümleleri okuyacağız, sonra geleceğiz. Bu benziyor, bu benzemiyor. Hepsi birbirinin aynısı. A'ya bakıyorsun, biri özetlemiş. B'ye bakıyorsun, cevaba bakıyorsun, D falan. Yani böyle gidiyor. Doğal olarak sen bir numaralı cümleyi kısaca verimin değişikliği, ikincisini de hazır hissetmek gibi özetlersen bu ikisinin olduğu seçeneği çok rahat yakalayabilirsin. Gelin bakalım. Çalışma anlayışının bireysel değişikliklere açık olması çalışma sonundaki başarıyı etkiler. Çok güzel de böyle hazır olmak nerede abi, yok. Çalışmadan alınacak verim çok iyi başladı. Bireyin o çalışma şartlarına önceden hakim olmasıyla çok güzeldi de
Çalışmadan alınacak verimin değişikliği ya da hazırlıkla ilgili bir vurgu yine yok. Çok iyi başlamıştı verim kelimesiyle. Ceyhan'a bakalım. Çalışmadan istenilen faydanın alınması. Tamam, verimin yukarıdaki verim fayda fena değil. Hem hazır olmanın hem de kavramın değişirliğinin. Oba hocam. Yavaş yavaş seviye artıyor. Ulan zaten en üst seviyeden başladık. Daha nasıl artabilir seviye? En tepeden başladık ama bakın basamak basamak çıkmadık. En üst basamaktayız. Şimdi bunu zorluyoruz hocam. Bir üste çıkıyoruz. Bakın dikkat. Ne diyor? Hazır olmanın 2 numaradır burası. Kavramın değişirliğinin, yani fayda alınmasında bakın değişiklik göstermek değişirlik. Tam olarak bu hocam. Bunu yakalarsan mükemmel. Ben çok net söylüyorum hocam. Bana birisi dese ki hocam şu soruyu Allah aşkına. Bir numarayı bana bir anlat. İkiyi bir anlat. Ay, böyle gidersek bu yarım saatlik bir soru. Vallahi billahi çözülmez yarım saatten önce. Adana'yı açıklamam mümkün değil. Zaten cümlelerin ne dediği belli değil. Yani çok karışık cümleler. Gerçekten yorucu cümleler. Sizden ricam cümleyi yarım yamalak okuyup bazı kelimeleri almanız. Anahtar kelime çıkarmanız yani. Bu cümlede şu denmiş. Hazırlık. Hazır. Tamam. İlla hazır demesi gerekmez. Ceyhan'da direkt hazırı gördük ama geçmeye de bilirdi yani. Hazırlıkla alakalı çalışmak, çaba sarf etmek, gayret etmek, her türlü kelimeyi kabul edebilirdik. Eş anlamlı kelimelere de dikkat etmek lazım. Geldik üçüncü soruya hocam. Nedir üçüncü soru? Peki. Farklı tarz soruların çözülmesi noktasında sorun yaşayanlar yazarın daha önceki sorularıyla bu soruları kıyasladılar. Ha tamam, farklı soru tarzı diye bunu kısaca aldım. Farklı soru tarzı çözülmesinde sıkıntı yaşayan. Tamam. Yazarların değişik tarzlarda sorular yazmalarına olanak veren en önemli etken okur görüşüdür. Ha, okurun görüşü. Okur görüşü. Tamam, kafamdan kısa kısa özetledim. Hemen başlıyorum. Daha önce hiç rastlanmamış sorular yazan bir yazarın sorularının irdelenmesi sağlıklı bir durum olabilir. Bu Adana'yla neredeyse aynı ama okur görüşü falan yok. Yazarın sorularındaki özgünlük okurun ilgisini çekmenin ötesinde daha önceki sorularına bakma ihtiyacı hissettirmiştir. Özgünlükle alakalı bir durum yok arkadaşlar. Devam, özgünlük yok. Olsa mutlaka anahtar kelime olarak alırdık onu. Çok güzel bir kelime çünkü. Farklı tarzda soruları çözemeyen kişilerin yazarın diğer eserlerine bakması okur dünyasının genel hareketidir diyor. Genel hareketidir. Okur dünyasının genel hareketidir de. Okur görüşüne bakan bir yazar burada yine vurgulanmamış ama fena değildi Ceyhan. Okuru düşünerek sorular yazan bir yazar orijinallik noktasında daha önce karşılaşmadığı bir durumla karşılaşabilir. Çok iyi bir seçenekti bu, biraz havada kalsın. Okuyucu kitlesini önemseyen yazarın buraya kadar her şey yolunda, bakın Denizli Medine benzer başlıyor. Yazdığı orijinal sorular tamam, çözümünde zorlananların karşılaştırma konusu olabilir. Ha. Çözülmesi noktasında sorun yaşayanlar vesaireyi kıyasladılar, karşılaştılar demişti. Edirne çok yerinde bir cevap olmuş. Bakın çok net söylüyorum arkadaşlar. Bu taktikle, bu mantıkla giderseniz bu sorular eğlenceli ve kolay hale gelir. Aksi halde vallahi ne dediği anlaşılmıyor. Çok ciddi söylüyorum. Şu an ben bu sorudan zerre bir şey anlamadım yani. Ne anlatıyor hiç. Hiçbir şey anlamadım. Okur var, sorun yaşamak var, kıyaslamak var. Anahtar kelimelerle yürüyoruz. Aman dikkat hocam. Biz böyle ava çıkmazsak avlanırız vallahi sınavda. O kadar kitap okursun, o kadar soru çözersin. Sonra sınavda o stresle, heyecanla hadi bakalım bu iki cümleyi birleştir. İmkansız hocam. Vallahi imkansız. Senin için rahat olsun. Sen soruya nasıl bakacağını bil yeter ki. Şimdi anlamca doğru biçimde birleştirilmiş. Kesin gelecek arkadaşlar. Yani hiç kaçarı yok. Bu sene mutlaka bu tarz bir soru göreceğiz. Lütfen hazır olalım. Lütfen kendimizi toplayalım. Bakın bir numarayı okuyoruz. Sınavdayız diyelim. Gelişmelerin sizi ilgilendiren kısımlarına bakıp da ilgilendirmeyen kısımlarını tamamen çöpe atmak doğru bir davranış değil. Tamam, ilgilendirmeyen kısımları atmak doğru değil. Atmak doğru değil. Cepte bu kalsın. Tamamdır, özetledim. Sizi ilgilendirmeyen şeyleri bir çırpıda silip atmak yerine kendisiyle alakalı hale gelmesi için uğraşanlar da vardır. Ha, ilgilendirmeyen şeyleri ilgilenilir hale, alakalı hale getirmek. Tamam, ilgilendirmeyen şeyleri atmayalım, onu ilgili hale getirelim. Bir ve iki birleşti hocam. Tamamdır, başlıyoruz. Adana'dayım. Bakın sınavdayız. O stres heyecanı yaşadığımızı düşünelim. Yaşananların sizinle ilgili olan taraflarına odaklı yaşamak. Yaşananlardan haz duymasına. Şimdi eyvallah, haz duymak falan filan da nerede onlar? Yani nerede geçti? Hani nerede Allah'ını seversen? Geç. Silip atmak nerede peki? O da yok. Bursa, olayların kendisinden uzak noktalarını tamamen kaybetmek yerine bağlantı oluşturmaya gayret etmek isteyenler mevcuttur. Allah rızası için. Ya ne güzel bir seçeneksin sen Bursa. Bursa. Ey Bursa, ne güzel bir seçeneksin sen. Vallahi harika ya. Net. 1 ve 2'yi adeta böyle yoğurmuş ya, yoğurmuş. 1'i almış, 2'yi almış, birleştirmiş, mükemmel. Devam etme artık Allah rızası için. Eminsin sen kendinden. Ceyhan okursan cevap Ceyhan olabilir çünkü. Asla eminsin ya, yapıştır cevabı, gittik geç. Geldik 5. soruya. Haydi hocam. Sizi sevenlerin varlığını bilerek bir şeyler yapmaya çalışmak, sizi sevenlerin yapıcı dönütleriyle daha da anlam kazanır. Ha, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz sevenlerimizle. Yapıcı dönütler, tamam. Yapıcı dönütler cepte, tamam. Sevenlerinizin sizin yaptıklarınız hakkındaki görüşleri önemsizleşmemelidir. Tamam. Görüşler önemsizleşmesin. Eyvallah hocam. Çat pat bir şey anladım ben şu an bundan. Başlıyorum. Yaptıklarınıza önem veren sevenlerin varlığı yapıcı dönüklerle desteklenmelidir.
Fena değildi, fena değildi. Yapıcı dönüklere eyvallah da önemsizleşmemek, dikkate alıp almamak yani biraz dursun. Yıkıcı bir karşılık aldığınız şeyler sevenlerinizi de üzecektir. Hayır, sevenlerden gelen bir tepkiden bahsediyoruz. Üzücü yok burada. Sizi seven, yani Bursa'yı garanti ederiz. Sizi sevenlerin varlığı, onların düşüncelerini dikkate almanızı sorun. Dikkate almak hiç fena değildi, hiç fena değildi. Çok lazım, harikaydı. Ama bir numaralı cümleyi burada göremiyorum. Yapıcı dönükler, bak çok iyi başladın. Her zaman yapılan eyleme bir değişiklik kazandırmıştır. Nerede Allah'ını seversen değişiklik. Lütfen ya, geç bunu. Sevdikleriniz siz için gerçekleştirdikleriniz olumlu karşılık alırsa... Ha, durdum. Bak ne diyor. Olumlu karşılık alırsa, yapıcı dönükler alırsa bir şeyler ifade eder. Artık önemsiz olmaktan çıkar. Edirne çok iyi bir seçenekti. Adana'yı buradan eledik olduk. Şimdi Adana eldeydi, cepteydi. Her an gidebilirdik buna. Ama dikkat, önemsizleşme vurgusu çok yoktu burada. Edirne'de her ikisini de birleştirdiği için ne yaptım, aldım hocam. Zaten bunun tehlikesi bu hocam. Adana'ya bakın lütfen, sınav sorularına bakın. 5 dakikanızı almaz. Şöyle bir son 2-3 yıla bir bakın. Adana mesela kesin var, mesela bir numarayı kesin alıyor ya da Bursa'ya iki numarayı koyuyor falan. Öğrenci A'yı ve B'yi okuduğu zaman olan diyor, ikisi de var. Ben Ceyhan'a nasıl gideceğim? Zaten ben bu ikisi arasında kaldım. Ceyhan atıyorum cevap diyelim. Bir bakıyorsun bunların birleşmiş hali, hadi bakalım. Adana, Bursa, Ceyhan, üç şık arasında kaldım hocam diyor. İyi yapmışsın. İyi yapmışsın. Üç şık arasında kalmak ne demek? İşte bunu yenmek adına sorunun mantığını çözelim hocam. İki cümleyi de birleştiren ifadeyi soruyor. Okuduğunu anlamak yalanıyla paragraf sorularını eski usulle çözdürmek içinde bulunan yüzyıla en büyük ihanettir. Süpersin hocam. Kendini yenile diyor. Ya bırak artık okuduğunu anlama yalanını. Geç diyor bunu. Tamam, bunu anladık. Paragraf sorularının her birinin kendi içinde bir yöntem barındırması çağımızın gereğidir. Anladık. Aslında ikisinde de yüzyıl, yani içinde yaşadığımız çağın paragraf sorularının artık bazı yöntemleri gerektirdiğini söylüyor bize. Çok doğru bu. Yüzyıldır okuduğumuzu anlayıp da ne yaptık Allah'ını seversen sınavda? Döküldük döküldük çıktık. Her sınav sonrası ne diyoruz? Hocam paragraf soruları zordu. Zordu tabii. Çünkü sen altını satır 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 çizip o metni anlayıp buradan anladığını şıklarda arıyorsun. Bulamazsın. Bulamazsın. Mümkün değil bu. Mümkün değil bu. Metni okuyacaksın sınavda, o stresle yarım sayfalık metni anlayacaksın. Tamam, süpersin. Gidip bir de şıkta bulacaksın. Mümkün değil bu. Yani hocam çatlat aklımızda kalan kelimelerle yürümeyecek mi? Yürümeyecek miyiz yani? Yani soruya baktığımız zaman bu soru benden şurayı istiyor. Ben buraya bakarım kardeşim. Kesinlikle kendini sınırlandırmalısın. Aksi halde ne zaman yeter Türkçe'ye ne de adam akıllı bir net gelir. Çok ciddi söylüyorum. Yaklaşık 28-30 arası paragraf bu sene yine gelecek. Yaklaşık 10-12 arası dil bilgisi mecbur gelecek. Dil bilgisi paragraf. Al sana sınav işte. TYT bu. KPSS, ALES, DGS zaten paragraf sınavları bunlar. Doğal olarak size şu paragrafta bir şov yapmanız lazım. Mesela adam TYT'ye giriyor hocam. Çok uzatmayacağım. Hemen döneceğim. 40 soru. Şimdi sen sınavda her soruyu okuduğunu anlayarak yapmaya kalkarsan bu soruyu ben sana söyleyeyim. 50-60 dakika bandında çözersin. En iyi öğrenci 50-60 dakikada çözer. Net. Okuduğunu anlayarak gidersen. Ama yaklaşık 30 soruluk şu paragraf kısmında işi biraz şova dökersen, yani ben artık seni biliyorum soru demelisin. Ya sınava girdiğin zaman şu soru kalıbını göreceksin ya. Bunun daha ötesi yok. Mecbur göreceksin. 9. 10. soru tarzına geldik arkadaşlar. Çözdüğümüz geride 8 soru tarzı kaldı gibi ama hayır, bazıları ikili üçlü. Yani biz şu an 13-14 tane soru tarzını geride bıraktık. İnanın tamamını sınavda tek tek göreceksiniz. Ve hep aynı mantıkla çözüldüğünü de göreceksiniz. Bunun için illa bu kitaptan çözmen de gerekmez. İlla benim işte full yeteneği al kesin oradan çöz. Hayır. İstediğin kitaptan git. Özellikle çıkmış soruyu çöz önce. Sen çıkmış soruları zaten şu mantıkla bir çöz. O zaman bana hak vereceksin. Ve sınavda bunları uyguladığın zaman şu 40 soruyu çözeceksin 25-30 dakika aralığında. Hadi çok kötüsünü 30-35'te çöz. 30-35'te çöz. 32-33'te çözdüğünü düşünsene dakikada. Müthiş bir şey bu. Türkçeden zaman ayırdığını düşünsene ya. Şuradan bir artı 10 dakika ayırdığın zaman bu ne demek biliyor musun? Matematiği sonuna kadar göreceksin demek. Diğer dersleri sonuna kadar göreceksin demek. Çünkü matematikten ciddi zaman çalamayacaksın. Bu kesin ya. Matematikten nerede 10 dakika 15 dakika artıracağız? Zor. Neden olmasın ama zor. Ama Türkçede zor değil. Türkçeden 10-15 dakikayı cebine rahat koyarsın. Çok ciddi söylüyorum, koyarsın hocam. Tamam, uçma. 20-25 dakikada çözme de 30-35 bandına çıkmalısın. Hadi hocam bırak hocam ya dedin. 40 dakikada çöz ya Allah rızası için. Şunu 41 dakika yaptığın an şu 40 soruyu hocam gittik. Neden? Diğer sorularda matematikte şurada burada ayıracağın zamandan gitti hocam. Birçok soruyu göremeyeceksin, orası kesin. Kısacası Türkçe'de işi çova dökmelisiniz artık. Soruyu görür görmez bu şudur, Adana'dır, Bursa'dır, çatı çatı gitmelisiniz. Hocam uzattın, Allah rızası için devam et. Peki ne diyor? Tamam tamam, metni anlamıştık. İkisini birleştirildiği hali arıyoruz. İçinde bulunan dönem paragraf sorularının eski usulüyle çözülmesi anlayışının yanında yer alır. Hayır, tam tersi. Tam tersi. Yaşanılan dönemde paragraf sorularının oldukça usul ve anlaşılması zor olması işi zor. Güzel ama yöntem nerede? Taktik nerede? Devam. Bulunan yüzyıl paragraf sorularında eski usul yerine artık bir yönteme bağlı. Evet. Allah rızası için çevrenize bir bakın ya. Okuduğunu anlama yalanından kurtul gitsin artık ya. Boş ver. Bir de böyle dene ya. İçin rahat olsun. Son birkaç yıldır zaten şovu görüyoruz sınavlarda. İçin rahat ola. Devam.
Söylemlerinde her zaman dürüstlüğü ilke edinen bir kişinin sözlerinin çarpıtılması doğru bir şey değildir. Tamam, sürekli dürüst olan bir vatandaşımızın sözlerinin çarpıtılması doğru. Çarpıtmak doğru değildir cepte. Dürüst olan kimselerin de yanlış anlaşılan sözleri olabilir. Dürüstsün ama yanlış anlaşılabilir sözlerin. Harikasın hocam, bir iki cepte. Hemen başlıyorum. Dürüst kimselerin ifade ettiklerini bilinçli bir biçimde farklı anlamda kullanması doğru değildir. Çünkü bu durum kendiliğinden de olur. Oba, işte bu. Ne diyor bak, harikasın hocam. Bilinçli bir şekilde farklı anlamda kullanılmaz. Yani çarpıtılmak, çarpıtmak o değil mi zaten? Bak, sözlerimi çarpıtıyorsun. Yani sen bunu bilinçli olarak değiştirmeye çalışıyorsun. Burası Adana. Daha doğrusu burası bir numara. Ne Adana'sı hocam? Burası bir numara, dur. Çünkü bu durum kendiliğinden de olabilir. Dürüst olan kimseleri yanlış anlıyor. Tabii olabilir yani. Dürüst adam konuşurken yanlış anlaşılabilir sözleri. Bu da iki numaradır. Daha ne güzel olabilir ki? Daha ne kadar güzel birleştire. Okuma, hayır. Bursa'ya. Hocam bir Bursa'ya bakalım, hayır. Hayır. İçin rahat olsun hocam. Net git hocam. Kafan rahat olsun. Çünkü Bursa'ya okursak Bursa deme ihtimalimiz çok yüksek. Devam. Ne diyor? Anlamca birleşmiş hali. Gel. Gel neşemize neşe katalım ya vallahi. Şöyle karşılıklı gidelim. Adam akıllı gidelim. Gel. Ne diyor bak. Kitlenin diyor. Tamam, kalabalığın, topluluğun, insanların. Evet. Sizi ne kadar sevdiğini anlamak için zor durumda kalacağınız birkaç şey yaşamış olmanız gerekir. Güzel. Zor günde iyi dost. Eyvallah. Bunu anladık. Zor anlarınızın sonuçları kitlenizin size karşı tavırlarında etkisi de o. Ha diyor ki zor durumda olalım, biraz zor anlar yaşayalım. Hem kitleyi anlarız bizi ne kadar seviyor, sevmiyor. Etkisiz de olabilir diyor. Yani sevip sevmediğini anlayamayabiliriz. E tamam, anladık. Hemen başlayalım arkadaşlar. Bu arada Allah'ını seversen bu çay kaşığı ne ya? Bu nasıl bir modeldir ya? Allah'ını seversen. Vallahi gözüme çarptı şu an masada. Şöyle duruyor, ekranda duruyor. Burada kupa da var, eyvallah. Bu nasıl bir şey? Herhalde bardağı böyle takalım diye bu üretilmiş. Çok ilginç. Vallahi bak, kaç sorudur şu dikkatimi dağıttı ya. Bunu nereye koyalım? Hah, kalemlerin arasına attım hocam. Bu nasıl bir model Allah'ını seversen ya. Peki devam. Artık çayı içe içe aşmışız artık. Yani şeyde kaşıkta ne kaşıklar var. Aman yarabbim, dikkat. Hemen devam ediyoruz. Anladık olayı, tamam. Yaşadığınız durumlar sizi seven kitlenin size karşı sevgisini anlamanızda etki sahibidir. Çok doğru. Sen benim bir numaramsın aslında. Bak, bu Adana bir numara. Öğrenci diyor ki evet ya, ben bunu hatırlıyorum diyor. Hatırlar. Çünkü bir numaranın ta kendisi değil mi bu? Evet, ama ne diyor bize? İki cümlenin de, bak şurada yazıyor, İki cümlenin de birleşmiş halini istiyor. İki numara yok burada, elemelisin, ama öğrenci diyor ki bu bir dursun. Durmasın, bu sadece biri anlatıyor. Böyle olmalısın. Başınızdan geçen olayların kolay şeyler olmaması, yani zor şeyler, kitle olduğunu ya da nötr bir tavır sergiletebilir. Yani ne güzel bir cevap ya bu ya. Adana'yı bir kurtarsan, yani Adana'dan bir kurtulsan, bir atlasan işi bitireceksin. Zaten paragraf sorularının mantığını biliyoruz artık. Ceyhan, Denizli, Edirne, özellikle Denizli ve Edirne'ye cevapların ufak ufak toplandığının farkındayız. Değil mi? Zaman kaybettirecek adam bize. Evet, yine Fulleten Paragraf'tayız. Kitabımız görürsün hocam. Fulleten Paragraf kitabındayız. Ne yapıyoruz? Tabii ki iki cümleyi birleştirme test 3. Çünkü 2'yi çözmüşüm yine arkadaşlar. Testleri seçerken buna dikkat ediyorum. Bir tane bile soru çözdüysem o testi çözmüyorum. Zaten elinizde kitap var, her türlü çözeceksiniz. Birazdan ödevlendirme de gelecek. Test 3'ü de çözeceğiz. Haydi başlıyoruz. Yine iki cümleyi birleştirme. Daha önce de söyledim. Sıkıldınız ama bir daha söylemek isterim. Hiç bu kadar ayrıntılı, detaylı, sağlam soru çözümü yapmadık. Açık söyleyelim. Yani yaptık da çok böyle detaylı, üzerinde dura dura her soruyu satır satır konuşarak çözmedik. O yüzden bu soru çözümüne dikkat. Yani durdurup çözmeyin arkadaşlar. Zaten kitapta fazla sıra soru çözeceksiniz. Bu soruları, en azından videodaki soruları beraber çözelim. Sıkılıyorsunuz farkındayım ama 3-5 dakika daha sabret, olayı bitireceğiz inşallah. Devam. Evet, derin bir nefes aldık. Doğru olanın her yerde söylenebileceğine ilişkin olumlu kanaati olan kimseler bir süre sonra patavatsızlık ifadesiyle tanışabilir. Harika. Yani doğru olan doğru. Benim konuştuğum doğru ya diyor. Her şeyi her zaman her yerde söyleyebilirim. Doğru olsun yeter ki diyor. Hayır. Bir süre sonra patavatsız der adam sana. Dur. Patavatsız kimseler doğru bir şeyler söylediklerinde ve karşılarındakiler, bu nasıl bir cümledir, tarafından sözleri noktasında iyi karşılanmak, güzel. Aynı şeyi vurgulamış neredeyse. Yani her doğru olan her şeyin söylenebileceğini, her yerde söylenebileceğini düşünen kişiler patavatsız olabilirler diyor. Bu kavramla yaftalanabilirler. Aynı zamanda diyor, yani tam böyle iyi karşılanmayabilirler. Tamam. Geldim. Patavatsız kimselerin doğru söylediklerinde dahi hoş karşılanmamalarının nedeni sözlerin ne zaman bu ne ya? Bu ne abi? Bu nedir? Bu bence bir sonraki sorunun cümlesini de almış için. Öyle bir şey yok. Geç. Doğru olanın her mecrada söylenebileceği düşüncesi. Çok iyi başladın sen. Burası harika. Adeta bir numara. Özellikle sözlerin nereye gideceğini bilmeyenler için doğru değil. Bir numarayla devam etti bu. Devam. Ceyhan, neredesin? Doğru her yerde söylenmelidir görüşüyle hareket edenler patavatsızlıkla damgalanacakları gibi. Artık sözlerine de iyi yaklaşılmayacak, iyi karşılanmayacak. Ceyhan, sen 1 ve 2 numaranın en güzel birleşmiş halisin. İçin rahat olsun. Aman yarabbim, dil bilgisi kampımız geliyor arkadaşlar bu arada. Çılgın bir dil bilgisi kampı geliyor. Yüzlerce cümle üzerinden göstereceğim. Acayip uygulamalar var. Acayip, öyle böyle değil.
Yani artık 1 Mart'ta başlayalım. Amacım Mart-Nisan ayını tamamen kampa ayırmak değil bilgisini ama bakalım neler olur. Bir başlayalım da inşallah programı yine tıpkı paragraf kampında olduğu gibi yayınlayacağım sizlere. Video atacağım. Evet inşallah bakalım. İki cümlede birleştirilme isteniyor bakalım. Okul hayatının birkaç dersi geçmek üzerine kurulmasını istemeyen bir öğrenci öğretmenleriyle olan ilişkilerini düzeltme girişiminde olur. Ha. Yani sadece ders geçmek değil ya diyor, hayat yaşamaktır. O yüzden öğretmenlerle ilişkisine dikkat eder. Eyvallah, güzel, harika. Öğretmenlerle ilişkilerini düzeltme girişimindeki bir öğrencinin amaç yoksunu olduğunu düşünmek doğru olmaz. Yani kardeşim sen öğretmenle ne işin var? Sen dersini geç, 2-3 dersi geç gitsin demek onun amaçsız olduğunu göstermez. Yani buna böyle yaklaşmamak lazım diyor. Devam. Güzel, çok iyi anladık. Özetledik kafamızda. Öğrencinin okul hayatını okuyu bir yazayım Allah'ını seversen. Şu ana kadarki bence en güzel dil sürçmesi. Biliyorsunuz benim derslerde dil sürçmesi muhabbetlerini. Bu bence en iyisiydi. Öğrencilerin okul hayatlarını biçimlendirme konusunda kendi kararlarını alabilmeleri onları amaçlı bir öğrenci yapar. Geçtim bunu. Neden? Ders geçme muhabbeti yok. Öğretmen ilişkisi falan hiçbir şey yok burada. Öğretmenlerle arası iyi olan öğrencilerin dersten geçme düşüncelerini temele almamaları doğru bir harekettir. Yani doğru olmaz vurgusu vardı bakın burada. Yani öyle değildir. Amaç yoksunusundur dersek bu öğrenci yanlış olur. Bunu hissedemedik burada. Birkaç dersi, yani iki numarayı çok hissedemedik. Birkaç dersi geçebilmek üzerine kurulmuş bir öğrencilik hayatı. Okul sonrası öğrenciyi bir boştan sürüklemek. Yok, öğretmen ilişkisi hiç değinilmemiş. Yani bu çok sığ bir ifade, dar bir ifade. Devam. Okul hayatında belli bir amaç doğrultusunda çalışan öğrencilerin öğretmenleriyle aralarını iyi tutma gibi bir gayretleri olmamalıdır diyor. Allah'ını seversen bu ne be? Öğretmenlerin ilişkilerini iyi tutmaya çalışan bir öğrencinin belli bir amaç doğrultusunda hareket ettiği açıktır. Yani diyor ki, ops kalem sakin ol. Öğretmenlerle ilişkisini iyi tutma aslında bir numara. Belli bir amaç doğrultusunda hareket ettiğini açıktır. Yani amaç yoksunu diyemeyiz ona. Evet, çok güzel. Sanki iki numara daha ağır basıyor ama öğretmen ilişkisi bir numaradan çıkarılabilir bir ifadeydi. O yüzden biri de kapsadığını söyledik. Tamam. Devam arkadaşlar. Haydi sabredin birkaç dakikada. Dikkat ettiyseniz son birkaç videoda biraz daha süreyi azalttım. Böyle 25-30 dakika bandına çekmeye çalışıyorum. Çünkü biliyorum, farkındayım, sıkılıyorsunuz. O yüzden haydi biraz daha götürelim, bitirelim artık. Ne diyor? Eserlerinde herkesi işlemeyi bilen yazarlar olumlu eleştiriler sayesinde önemli bir gelişme gösterebilirler. Olumlu eleştiri ve gelişim. Tamam. Yazar insanlardan uzak bir eserle de bir gelişme gösterebilir. Ha. İnsanlar uzaksa da gelişme gösterebilir. Tamamdır hocam. Tamam. Anladık olayı az çok. Yazarın kaleme aldığı eserde okuyucunun yer alıp almaması benzer bir sonuç doğurabilir. Harika bir seçeneksin sen. Yazarı ele alması onu geliştirebilir ama insanlardan uzaksa da bir gelişme gösterebilir. Yani yazarı diyor, konu neyi ele aldığı, eserde okuyucu ele almaması vesaireye geç diyor. Sonuç olumlu olabilir her ikisinde de diyor. Sonuç benzer olabilir, Adana çok yakında. Hocam Ceyhan sanki... Ya geç, Allah'ını seversen geç. Hocam bir Denizli'ye... Hayır. Hocam Edirne'deki... Geçtim. Hiç tanımadığı biri için sürekli olarak olumsuz şeyler söyleyen bireyin tanıştığı kimselerce olumsuz değerlendirilmesine itiraz etmesi doğru değildir. Süper. Yani sen diyor birisi için atıp tutuyorsun, ondan sonra diyor... Bir kişiyle konuşup da senin aklında olumsuz bir şey söylendiği zaman diyor itiraz ediyor. Sen zaten öylesin diyor hocam. Geç. İki numara. Bireyin olumsuz, sınavda böyle anladığını düşünsene cümleleri. Böyle kendi kendine tartışarak çözdüğünü. Bireyin olumsuz eleştirilere karşı davranışı kendi davranışlarının bir sonucu olmayabilir. Harika, olabilir demişti yukarıda. Olmaya da bilir diyor iki numarada. Devam. Tanımadığı insan hakkında ileri geri konuşan bir bireyin yanı tavırla karşılaşması, aynı tavır olsun bu. Aynı tavırla karşılaşması, tamam, istenen bir durumdur. Güzel, geçtim bunu. Olumsuz eleştirilerle, bu arada güzel deyip de eleyen herhalde yeryüzünde bir ben varımdır. Olumsuz eleştirilerle karşılaşan birey tanışmış olmasına rağmen bu tepkinin gelmesine şaşırabilir. Yani bu da olabilir. Dar bu. İki numara var sanki burada. Değerlendirmelerin olumlu yönde olması için bireyin de olumlu değerlendirmeler. Çok iyiydi bu ama ikiyi kapsamaz. İnsan ilişkilerinde birileri hakkında yorum yaparken karşılığının da geleceğini unutmamak gerekir. Güzel bir seçenekti. Denizli cevap olmaya çok yakın. Bireyin tanıştığı insanlardan gördüğü tepki kendi yaptıklarıyla birebir... Oba, güzel, güzel, güzel. Ben Denizli'de tanışmayı göremedim. Edirne çok daha kapsayıcı. Yani Denizli'ye az kalsın gidecektik. Burada kopsaydık eğer gidecektik. Fakat burada insanlarla tanışmak var. Tepki var. Kendi yaptığıyla uyuşabilir, uyuşmayabilir de var. Tamamdır Edirne, çok güzel kapsamışsın sen iki seçeneği de. Devam hocam, neredeyiz? 5. sorudayız. Fulleten paragraf kitabından gidiyoruz. Çok sağlam sorular çözüyoruz. Bakalım nasıl olacak. Bilimsel verilerin aksi ispat edilene kadarki süreçte doğruluklarının sürekli tartışılması buluşun faydalı olmasını da etkilemektedir diyor. Bakın ne diyor? Aksi ispat edilene kadarki süreçte doğruluklarının sürekli tartışılması buluşun faydalı olmasını da etkilemekte. Yani ben diyor 2 artı 2 4 dedim hocam diyor. Hayır, bunun aksi olabilir muhabbetini tartışırsak diyor, bu süreç, bu sonuç
bize fayda sağlayabilir. Güzel. Buluşların faydalı olması için bilim insanlarının buluşlara olan tavrına da tabii tavır önemli diyor. Buluşa yaklaşım önemli. Tamam, başlıyoruz. Bilimsel verilerin aksini ispat etmek için bilim adamlarının görüşlerine ihtiyaç vardır. Aksini ispat etmek için bilim adamlarının görüşü geç. Buluşların insanlığa faydalı olduğuna kanaat getiren bilim adamlarının görüşleri önemli. Çok güzel de. Nerede Allah'ını seversen süreç, nerede sonuç, nerede faydalı olmak, nerede buluşa tavrı, bunlar yok. Bilim adamlarının icatlara bakış açıları, bu çok iyi başladı bak şimdi. Bakış açısı güzel. Yani tavrı bir anlamda. İcatların yararlı olması adına yararlı, faydalı, faydalı, devam. Verilerin çürütülmesine kadarki dönemde, yani aksi ispat edilene kadarki süreçte. Hocam Ceyhan mükemmel bir seçenek ya. Vallahi çok iyi bir seçenek. Bitiyor. Ödevlendirme gelecek. Heyecanlıyız. Haydi hocam 30 dakikayı bulmadan bitirelim. Ne diyor? Doğanın sizlere sunduğu olanakları değerlendirme yerine doğayla savaşan kimseler savaşı kesin. Evet, doğayla savaşırsan kaybedersin. Net. Doğa büyüktür insan diyor adam yani. Doğa büyük insan cepte. Doğanın insan üzerinde ciddi bir etki, böyle bir denklem yeryüzünde herhalde yine biz ilk defa yapmışızdır. İlginç bir denklem o. Doğanın insan üzerinde ciddi bir etkiye sahip olduğunu bilmeyen bir kesim var diyor. Evet, hala doğa güçlüdür, yani doğa büyüktür diyor, anlamayan kesimler var diyor. Güzel, devam. Doğayla iç içe bir dünya, bireylerin savaşı düşünmedikleri bir dünya. Savaşı düşünmemek çok farklı. Burada doğayla savaşmak var. Bu çok kavram, bu kavram burada çok farklı. Devam. İnsanlar doğanın sunduklarını değerlendirme çabası içinde olmalı ki hayattan zevk alsınlar. Hayattan zevk almak göremiyoruz. Ceyhan, doğayla savaşan kimseler doğanın üzerlerindeki etkisini görmezden gelenlerdir. Sonrası yani Bursa nerede? 2 numara daha doğrusu nerede? Ben bunu Adana Bursa olarak düşünüyorum. Doğayla savaşan kimselerin mağlubiyeti gibi doğanın etkisini bilmeyenler de vardır. Ha, şimdi diyor ki yani doğayla savaşan kimselerin mağlubiyeti gibi, yani burada kaybedecekleri gibi doğanın etkisini hiç bilmeyen bir kesim de var. Süper birleştirmişsin hocam. Ama çok dolaylı birleşimler bunlar. Bu soruları çözen bir vatandaş. En azından bu kitapta cevap anahtarına bakarak gitmem bile, açık söyleyeyim yani Adana'ymış ha demem bile sınavda fark atman için yeter. Net. İstemsiz bir tepkinin bilerek verilen bir tepkiden daha çok beynini topladığını gören birey, çarpı 2 şu an, davranışları da sorgulama noktasında bir desteğe ihtiyaç duyar. Ha diyor ki dikkat. Rastgele bir tepki gösteriyor adam ama bilerek yaptığı tepkiden daha çok beğenildiğini görüyorsa diyor, burada bir sorgulamaya ihtiyaç duyar davranışları. Güzel. Bireylerin tepki değerlendirmesi yapılırken özgüven büyük bir etkisi vardır, özgüvenin diyor. Tamam, güzel. Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Devam. Özgüven sahibi bireyler davranışlarının sorgulanmasına desteğe ihtiyaç duymazlar. Hayır, desteğe ihtiyaç duymamak yok. Özgüvenin etkisi var ama desteksiz yapar. Hayır. Bilmeden yaptığı bir şeyin hoş karşılanması bireyi davranış sorgulamaya götürür ki bu durumda özgüven... Evet, bakın. Sorgulamaya götürmek, bilmeden yapmak, özgüven, bakın neredeyse bütün anahtar kelimelere yer vermiş. Hocam, ben hiç anlamadım ya bu mantıktan diyen adam bile şunu yapmalı en azından. Bir numara istemsiz tepki, iki numara özgüven gibi. Yani bazı anahtar kelimeler üzerinde durarak, özet çıkararak adeta, ben özetlerini yanına yazmıyorum artık, dikkat ederseniz. İlk başta kısa kısa özetledim ama bir süre sonra bazen özetler cümleyi bulabiliyor. Bir cümlenin tamamını bulabiliyor. O yüzden yazmaktan ziyade bir süre sonra şunu yapıyoruz. İstemsiz tepki, tamam özgüven, tamam nerede? Bursa'da gibi. Sizden ricam, bazı anahtar kelimeleri yakalayın. Bazen birebir geçmez, eş anlamlısını verir ama fark etmez. Her türlü yakalarsınız onu zaten. Devam. Bir konuşmacının içeriğinden çok üslubu, oradakilerin konuşmaya olan ilgisinde etkendir. Ha, üslup ilgili etken. Tamam, bakın anahtar kelimeyi aldım. Bu etkiyi göz önüne almayan bir konuşmacının kalıcı bir konuşma yapması düşünülemez. Kalıcı yapması, kalıcı olması düşünülemez. Tamamdır, eyvallah. Başlıyoruz. Konuşmacının sadece içeriği ön plan tutması, anlatmak istediklerinin kalıcı olmasında olumlu bir etki. Evet, güzel ama üslup yok. Bir numara yok. Dinleyenlerin konuşmaya olan ilgisi bir numara. Konuşmanın içerik üslup arasında yapacağı tercihten etkilenmemektir. Tam tersi, tam tersi, tam tersi. Üslubu dikkate almayan çok kalıcı olamaz diyor. Ya da okur ilgisini dikkate almayan, dinleyici ilgisini daha doğrusu. Bunlar tam tersi. Bursa'nın şu kısmı öldürdü yani cevabı. Ceyhan, devam edelim. Üslubun etkisini göz ardı eden bir konuşmacı kalıcı bir konuşma yapsa da dinleyicinin ilgisini, ilgisi konuşmaya az olacaktır. Kalıcı bir konuşma yaparsa ilgisi az olur. Ya bu çok dolaylı, çok alakası bir ifade. Denizli, konuşmacının üslubu Denizli'ye dediğine değilse, haydi Denizli'ye konuşmacının üslubu kadar olmasa da içeri de dinleyenleri etkiler ve konuşmacının üslubu görmezden gelmesi kalıcı. Ha bak, üslubu görmezden gelmesi kalıcılıkta önemli. Yani şu yukarıdakini üslubu diyor, bakın dikkat. Göz önüne almayan kalıcılıkta sıkıntı yaşar. Bunu zaten burada verdi. Yani içeriğinden çok üslupsa burada. Değil mi? İçeriği de dinleyenleri etkilese de diyor, asıl mesele üsluptur. Denizli onu bize çok güzel vermiş. Güzel. Kafalar biraz yandı. Farkındayım. Dağıldık. Onun da farkındayım. Evet. Fulleten paragraftan çözmüştük. Çünkü bu kitaba koymuştum bu soru tarzını. Bir de neyin peşindesinden gideceğiz. Hemen neredeyiz hocam? Ödevler verilmiş. Harika gidiyor. İki cümleyi birleştim. Harika. Test 1'i çözdük. Test 3'ü çözdük arkadaşlar. Bu ikisine baktık. Sizden ricam. Test 2'yi çözün mutlaka. 4'ü çözün. 5'i çözün. 6'yı çözün. Ve 7'yi çözün arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5.
Ne yaptı hocam? Yaklaşık 8-5-40 soru yapar. 8-10 soru dersek hadi 50 civarı soru yapar hocam buradan. 1-2-3-4-5 test buradan verdik. Neyin peşindesini ben bir bulayım hemen. İnşallah bulacağım. Masa şu an kendinden geçti. Bütün kitaplar buraya toplandı. Ha hocam bulmadan olmaz. Geldik neyin peşindesine? Neredesin hocam? İki cümleyi birleştirme. Ha burada süper. 8 test. Oo süper harika. Ertesi gün arkadaşlar bugün çözeceğiniz ödevi verdim. 5 test verdim fulleten paragraftan. Ertesi gün yarın da bir 6 test kadar ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan çözeceğiz. Her birine bilinçli olarak bir ilk test bıraktığımı söyledim. Yoksa unutursunuz. Hocam gaza geldim ben hepsini çözdüm. E ondan sonra iki cümleyi birleştirmeyi başka bir yerde görme ihtimalin zor. Böyle sınıflandırılmış halde bulmak zor. Ede olarak sınava kadar ya bunları tekrar çözeceksin ya bir yerden kurcalayıp bulmaya çalışacaksın falan. Ben diyorum ki her testten ikişer üçer birer ikişer test bırakalım ki bu kamp bittiği zaman şöyle en fazla Şubat'ın sonuna kadar denemelerle vesairelerle bütün kitapları bittiği zaman Mart itibariyle bir test bundan işte bir test şuradan bir test buradan bir test şuradan çözerek tekrar edersin, tamam amacımız o. Yarın 6 testi mutlaka çözüyoruz. Aman dikkat, yemeyin içmeyin, ödevleri yapın. Bu kitapların tamamını beraber bitireceğimizi söylemiştim. Bakın neredeyse %70'i 80'i bitti, birkaç soru tarzı kaldı. Bakın burayı tamamen bitirmişiz. Burada ne kaldı hocam? Çok fazla bir şey kalmadı. Bir 2-3 tane soru tarzı var. Onları da zaten birleştireceğim videolar gelecek. E o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.